Evet, başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Neonatoloji Hemşireler Derneği'nin düzenlemiş olduğu online eğitim programına hoş geldiniz. Dün yaşanan teknik sorunlar yüzünden bağlantıyı kuramadık ama bugün umarım sorunsuz bir yayın akışıyla sizlerle beraber olacağız. Benim sesim gitmezse tabii. Hocamız biraz rahatsız. Bugün sizlere kanguru bakımını biz hekim hemşire gözüyle aktarmaya çalışacağız. Sayın Hocam Profesör Doktor Mehmet Yavaz'la beraber sunumumuzu umarım sorunsuz bir akış içerisinde devam edeceğiz. Öncelikle ben hocama derneğiniz adına vermiş olduğu desteklerden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Ve hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Hoş beraber geldik ama. Beraber geldik. Evet. Herkese merhaba bütün katılımcılara. Öncelikle hem sana hem de Selma Hanım'a başkan olduğu için bütün dernek üyelerinize böyle bir konuşma fırsatı bize verdiğiniz için, bana verdiğiniz için daha doğrusu son derece memnunum. Hakikaten sesim çok kötü. 2-3 gündür böyle bir faranjit hali var. Önüm şu anda ıhlamur dolu, olipsler dolu bütün şeyler. Umarım bir çatlamadan, sesim patlamadan size gayet de güzel anlatmak istediklerimizi aktarmaya çalışacağız. Aktarabileceğiz diye düşünüyorum. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yüksek riskli yeni doğanlarda hemşire ve hekim gözüyle kanguru bakımı. Aslında hemşire ve hekim farklı değil. Yani ikimiz de aynı şeylere bakıyoruz ama biz bu kanguru bakımını yaparken nelere hani dikkat edeceğiz ya neler, ne amaçlıyoruz, neleri göstermeye çalışacağız, onları size söylemeye çalışacağız, onları aktarmaya çalışacağız. Öncelikle bu hikayeyle başlayayım. Sen de biliyorsun bütün Evet. konuşmaları hep ben de söylüyorum. Bu deniz yıldızı hikayesi hakikaten son derece duygusal bir hikaye ve bizim her gün yaşadığımız bir şey. O da nedir? İki tane ihtiyar sahilde oturur, yağmurlu böyle bir fırtınalı havada deniz kenarındaki bir adamı izlemeye başlarlar. İzlemeye başlarken deniz kenarındaki o adam plaja, sahile buradaki ekranda görmüş olduğunuz gibi sahile vuran deniz yıldızlarını alıp teker teker tekrar denize atar. Deniz yıldızları balık gibi sahilde yaşayamaz. Yani deniz dışında yaşayamaz. İki tane ihtiyar bunu izlerken ondan sonra derler ki ya bu adam ne yapıyor? Yarım saat oldu, bir saat oldu, 1,5 saat oldu. Hala da alıp atıyor, atıyor ama attığı deniz yıldızlarından hepsi neredeyse geriye geliyor. Ne kadar bir uğraş, ne kadar bir inat der ondan sonra. Giderler soralım derler. Siz ne yapıyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz der. Adama derler ki ne yapıyorsun sen? Niye böyle uğraşıyorsun? Attın deniz yıldızı bak geriye geldi. Hiçbir şey fark etmiyor ki dalga, deniz, rüzgar onu tekrar getiriyor sahile vur diyor der. Adam bir tane yerden alır hiçbir şey söylemeden ve tekrar onu denize atar. Denize attığı zaman da bekler, bekler, bekler. Bekledikten sonra da bakın der onun için fark etti. Geri gelmedi. Onun hayatını kurtarmış oldum ben der. Aslında biz yeni doğancılarda bunu çok yapıyoruz. Yeni doğan yoğun bakıma gelen bebekler için çok uğraşıyoruz. Çok elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onları yaşatmaya çalışıyoruz ve bunun açısından da başardık mı? Evet başardık. Slide'da da gördüğünüz gibi 1998 yılı benim yeni doğana girişim, senin de yeni doğana giriş 25. yılların. O senelerde biz 1000 bebekten 26 tanesini Türkiye'de kaybederken şimdi artık 2017'ye geldiğimizde resmi rakamlar olmasa bile baktığımızda %7'ler 8'ler özür dilerim %7'ler 8'ler civarında bebeklerimizi ancak kaybedebiliyoruz. Bu çok yüz güldürücü bir şey. Daha da iyisi inşallah daha da aşağı rakamlara çekeceğiz diye düşünüyoruz. Hala da ama 1500 gram altında yaşam oranları %80'lere 90'lara çekmiş olmamıza rağmen maalesef tüm dünyada ülkemizde de olduğu gibi uzun süreli, uzun dönem sorunların azaltamadık biliyorsun. Yeni doğan yoğun bakımdan taburcu ettiğimiz bebeklerin bir süre sonrasında biz onları tekrar gördüğümüzde nörolojik sekeller olabiliyor ki %15-25 oranında sabit bunlar. Yani değişmiyor bu oranlar. Ayrıca okul çağında baktığımızda %40 minör sorun. Yani minör sorun dediğimiz zaman ne? İşte konuşmada biraz güçlük, işte aritmetikte, matematikte vesaire de bir takım sorunlar karşılaşıyor. Sorunlarla karşılaşıyor bu bebekler. Yani sorun mu? Sorun. En sık öğrenme güçlüğü çekiyor bu bebekler. Yani çocuklar daha doğrusu büyüdüklerinde, ileriki dönemlerinde öğrenemiyorlar. 5 alması gerekiyorsa o sınavda normal kendi yaşıtları gibi 4 alıyorlar, 3 alıyorlar. Ya da bir kere daha, bir kere daha tekrar 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 etmek gerekiyor. Bu çocuklarda en minör, yani en sık gördüğümüz büyük nörolojik sekerlerin dışında gördüğümüz bulgular bunlar. Hamilelik gayet güzel bir şey. Hamile olan dinleyiciler var, izleyiciler var, hemşireler, doktorlar var. Bilirler hamilelik dönemi ya da gebelik dönemi son derece olumlu bir dönem bebek için. Ekmek yerden, su gölden, huzurlu bir yerde. İçeride her şey yolunda giderken terme doğru anne de bebek de doğuma hazırlanıyor. Ve sirkadiyen bir ritim var. Yani gündüz anne çalışırken bebek de içeride biraz daha oynuyor. Gece anne yatmaya kalktığı zaman, yattığı zaman, uyuduğu zaman bebek de içeride huzurlu, keyifli. Annenin yapılan çalışmalar göstermiş ki yediği yiyeceklerin bir kısmının amniyotik sıvıdaki bebek de kokusunu hissedebiliyor. Bu varlığı da göstermiş. En mühim ama bebek içerideyken, annenin karnındayken, uterusun içerisindeyken annenin kalp seslerini sürekli dinliyor. Annenin bağırsak hareketlerini dinliyor. Suyun içerisinde, o amniyotik mayinin içerisinde, suyun içerisinde sürekli bir sallanma hali var.
Aslında biz bebeklerimiz de huzursuz olduğu zaman ne yapıyoruz? Hafif biraz sallıyoruz. Evet. Amaç onları selsem etmek değil. Amaç orada ne? Bebekleri anne karnındaki ortama döndürmek. Ritmi Oradaki yakalamak. ritmi yakalamak. Oradaki ritmi yakalarsa ben annemin karnındayım diyor nasıl olsa diyor. Gene huzurlu olayım, keyifli olayım diyor. Ve en mühim, önemli şeylerden bir tanesi daha anne karnında bebek fetus bir yerlere dokunuyor, temas ediyor. Yani temas etme ve dokunma duygusu ta oradan itibaren bebekte var. Bu temas etme ve dokunma duygusu ona güven veriyor. Ama ve lakin her şey yolunda giderken bu şekilde annenin karnında anne baba sevgisini alan bir bebek işte birden 6. ay, 7. ay, 8. ay neyse herhangi bir neden neyse o doğum eylemi istemem başladığında araya bir ayrılık süreci giriyor. Ve biz bebeklerimizi anne karnındaki o uterus denen, rahim denen kutsal yerden maalesef böyle ister istemez tabii onları yaşatabilmek için küvezin içerisine koymak zorunda kalıyoruz. İşte gerekli mi? Evet gerekli. Ama biz bunu yaparken de bebekle anneyi ayırdığımızın bir farkında değiliz çoğu zaman. Doğum sonrası anne vücuduyla yakın birlikte bebeğin birlikte olmuş olması karşılıklı bağlanmayı kolaylaştırıyor. Hem anne için hem bebek için. Son derece bir faydası var. Ama bu dönemde ilk andan itibaren hele hele sezaryen olduysa, bebek prematüre doğduysa ve yeni doğan yoğun bakıma alındıysa bebek, oradan sonrasında bu ayrılık olumsuz etkiler göstermeye başlıyor hem anne hem bebek üzerinde. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerimiz evet çok güzel. Küvezler var, ısıtıcılar var, ondan sonra ventilatörler var, monitörler var, girişim yapıyoruz, entübasyon yapıyoruz, kateter takıyoruz, hepsini yapıyoruz. Ama o bebeğin o sırada bunların yapılırken ne kadar rahatsız olduğunu, ne kadar ağrı duyduğunu ve ne kadar anne karnındaki olaylardan çok daha uzak bir ortamda bulunduğunu maalesef unutuyoruz. Isıtıyor muyuz? Isıtıyoruz. Besliyor muyuz? Besliyoruz. Bakıyor muyuz? Bakıyoruz. Ama maalesef en büyük ihtiyacı olan anne ile bebeği bir araya getirme olayını çoğu zaman gerçekleştiremiyoruz. Ne kadar küçük olursa olsun her bebek bir birey. O insan. Yaşama ve korunma hakkı var. Bebek bir saat bile yaşasa annesi ve babasının anne oldum, baba oldum deme şansı var. Kucağına almak isterler. Bir tane olay var ben anlatıyorum gene hatırlarsan sen de 6. kat dedik eski yeni doğan yoğun bakımda. Seyircilere onu anlatayım yeri gelmişken ne kadar anne baba olmak kutsal bir şey onu söyleyeyim. Bir bankada çalışan bir bayan vardı. Üçüncü, dördüncü, beşinci tüp bebek deniyordu. Olamadı, hamile kalamadı vesaire. Sonra konjenital anomali bebekler vesaire oldu. Sonra 23-24 haftalık gene dördüncü ya da beşinci hamile hatırlamıyorum. Bu bayan hamile kaldı ve ister istemez gene sezaryanla doğmak durumunda kaldı. Sezaryanla ben girdim ve bizim üniversitenin bankasında çalıştığı için de artık zaten tanıdığımız bir bayandı. Daha sonra sezaryen olduktan sonra bebek yeni doğan yoğun bakıma alındı. Yeni doğan yoğun bakıma alındıktan sonra 24-25 haftalık bebek. Bir de ekstradan bir kardiyak sorunu vardı bebeğin ve genetik anomalisi vardı. Bebeğe biz bakım yaparken entübasyon, kateter vesaire yaparken hatırlarsın. Anne şöyle biz bebeği içeri aldıktan sonra sezaryenin yarımcı saatinde, 20-30. Dakikasında, yarım saatken falan birden kapı çaldı. Dedi ki anne hocam Mehmet Bey ile görüşmek istiyorum. Mehmet Bey ile görüşebilir miyim? Dedi. Ben de içeride işlem yapıyorum. Ondan sonra çıktım kapının önüne. İşlemi bitirdikten sonra dedi ki girip görebilir miyim? Neden görmek istiyorsun dedim. Bu da hani kötü şu anda entübe kateteri var vesairesi var o var bu var. Olsun dedi. Ben de onun öleceğini biliyorum dedi. O da kötü çünkü dedi. 23-24 haftalık bebek yıl 98-99'lar civarı hatırlarsın. Bu bebeğin de öleceğine ben inanıyorum biliyorum dedi ama lütfen dedi benim yanına alın ben bir göreyim o bebeğim dedi. Aldık. Kucağıma verebilir misiniz dedi. Entübe bebeği kucağına verdik. Ondan sonra bir 20 saniye 30 saniye kadar kucağında kaldıktan sonra tamam teşekkür ederim dedi. O teker geldiği tekerlekli sandalyeye giderken ağlaya ağlaya ben anne oldum, anne oldum dedi. Yani anne olmak bu kadar kutsal bir şey. Bebeğin kucağına almak bu kadar önemli bir şey. Anneler ve bebekler için, şey babalar için tabii ki de aynı zamanda ama anne ve bebek arasında son derece önemli. Şimdi yapılan çalışmalar var. Anneden ayrımı ve duygusal bir takım sorunlar ortaya çıkıyor mu diye. Farelerden faydalanmışlar. Hayvan deneyleri yapmışlar. Fareler biliyorsun bir seferde 8 tane 10 tane doğurabilirler. Hele deney fareleri. 4-5 tane fareyi bir tarafa ayırmışlar. 4-5 tane fareyi öbür tarafa ayırmışlar. Bu tarafa ayırdıkları farelere her şey gene anne sütü vermişler, beslemişler, bakmışlar, ısıtmışlar ama sadece annesi yanına gitmemiş. Ondan mahrum bırakmışlar. Bu taraftaki fareler gene aynı şeyi yapıyorlar. Besliyorlar, bakıyorlar, ısıtıyorlar ama ona hep annesi bakmış. Anne tarafı. Annesine bakıma olmuş, yanında olmuş anneleri. Sonra bakmışlar ki bu iki fare tabii insana böyle bir şey yapma şansı yok. Kesmişler kafalarını ve beyinlerine bakmışlar. Bu taraftaki annesinden mahrum kalan bebek farelerin beyinleri gelişmemiş. Bu taraftakilerin beyinleri çok daha fazla, özür dilerim, çok daha fazla gelişmiş vaziyette, büyümüş vaziyette ve bu farklılık da ortaya çıkmış. Sonra kesmedikleri farelerin bir kısmını, yine annesiz kalan bebeklerin, farelerin bir kısmını almışlar, deney yapmışlar. Biliyorsun fare deneylerinde en önemli deneylerden bir tanesi peyniri bulmadır. Labirentin içerisine koyarsın, fare gider peyniri bulur. Öbür taraftakiler, anne bakım alanlar çok kolay peyniri bulurken,
Bu taraftaki fareler peynir bulamamışlar. Oldukları yerde dönüp bulmuşlar. Yani öğrenmeyi de etkiliyor anneden ayrılma. Anksiyete yapıyor. Slide'da gördüğünüz gibi sinirli, huzursuz, sorun çıkartan bebekler olabiliyor. Sadece ve sadece anneden ayrılma olayı bile. Ayrılma anksiyetesi, anne ile bebeğin ayrılması bağlanmayı etkiliyor. İleride mental bir takım sorunlara yaratabilecek ya da mental açısından olumlu bir etkiler olabilecek annenin orada bulunmaması karşılıklı ilişkileri de etkiliyor. Ne demek bu? İleride anne ile bebek arasında bir takım olumsuz etkiler ortaya çıkabiliyor. Birbirlerini anlayamayabiliyorlar. Sadece ve sadece yeni doğan yoğun bakıma o bebek yatırıldı ve annesi yanında olmadı diye. Bu nedenle prematür bebekler ve anneler arasında erkenden, mümkün olduğu kadar annenin iyi olduğu noktada, bebeğin de iyi olduğu noktada muhakkak bir araya getirmeye çalışıyoruz ve çalışmalıyız. Tekrar söylüyorum, biz mortalite oranlarımızı, ölüm oranlarımızı yaşam oranlarımızı %50'lerden 85'lere çıktık. Her şeyi yaptık, duygusal gelişimsel ihtiyaçlarını göz ardı ettik. Ama bugünden sonra artık diyoruz ki, uzun zamandan beri böyle deniyor aslında, bugünden sonra değil, bebeklere bakım yaparken, verilirken onların duygularına da, onların da birey olduğuna ve onların ihtiyaçlarına göre bakım yapılması lazım. Bu da bireysel gelişimsel bakım teorisini ortaya koydu. Bebeklerin bir birey olduğunu, onların da birer insan olduğunu, onların da canlarının yanabilecekleri düşünülerek her bebeğin girişimlerini belli bir saate ve bebeğin huzurlu olduğu ya da işte uygun olduğu zamana göre ayarlamak amaç, bir de bebeklere ağrılı, invaziv bir takım girişimler yaparken onlara analjezik sağlamak. İster ilaçla, ister ilaçsız. En büyük ilaçsız analjezi de annenin kucağı. Onu alırsanız eğer bebeklerin santral sinir sistemi ve zekaların gelişmesine de olumlu etki yapmış oluyoruz. Bu kanguru bakımı da, bugün konuşacağımız kanguru bakımı da aslında bireysel gelişimsel bakımın temel öğeleri olarak yer almakta. Yani kanguru bakımı oradan çıkmış. Anladım. Burada keseceğim ama kanguru bakımı dediğimiz sadece kanguru hayvanından esinlenmiş bir keseden ibaret değil herhalde. Yani burada kanguru bakımı dediğimiz işte keseye koyarız bebekler, orada sıcak bir ortamda büyür gider değil. Bunun bir hikayesi de ya da bunun da bir açıklaması, başka gerekçesi doğal var. Doğal bir tabii. Açıklaması var herhalde. Bizim arkamızda kanguru görünüyor. İşte evet, kesesinin içerisinde kesesi. Orada. Bizim logomuz orada, şeyde, maskotumuz orada. Bu arada bizim yaptığımız kanguru kurslarında logosu orada. Bizim Ege Üniversitesi'nin logosu da görünmekte. Neden kanguru bakımı demiş? Aslında senin söylediğin şeylerden bir tanesi doğru. Yani kesenin içerisinde bakım olmaz. Ama başka neden de var. Kanguruların gebelik süresi kısadır. Yani 20 ila 40 gün kadar sonrasında hamilelik biter ve gelişmemiş bebekler doğar. Aynı kimler gibi? Prematürler gibi. Tek bir yavru doğar. Genellikle nadiren 2 ya da 3 tane doğurlar. Aynı bizim insanlar gibi. Dişi kanguruların o keselerin içerisinde memeler vardır. 4 tane meme vardır. Ve bebek doğduktan sonra, bebek kanguru doğduktan sonra çok küçük olan 2 santim 1 gram civarındaki o bebek kanguru doğduktan sonra hemen annesinin kesesinin içine girer ve memelerin arasına yerleşir. Gelişmesini o kesenin içerisinde yapar, annenin cildinin içerisinde yapar, sıcak bir ortamda yapar, huzurlu bir ortamda yapar ve istediği zaman da o 4 memenin arasına yerleşen kanguru, 1 ya da 2 bebek kanguru istediği zaman emer, beslenir ve büyür böyle. Ta ne zamana kadar? 6 ay boyunca kadar. Yaklaşık 6 ay sonra bir daha keseden çıkar ve kendi başına hayatını idame ettirmeye çalışır. Bu nedenle en az gelişmiş ülkelerden, orta derecede gelişmiş ülkelere kadar, hatta Norveç, Danimarka, Amerika, İngiltere, bütün gelişmiş sayılabilecek ülkelere kadar her yerde yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde kanguru bakımı bir esas olmaya başladı artık. Özellikle son 20-30 yılda, hele son 10 yılda çok büyük bir atılım gerektirdi. Peki sen ne diyebileceksin kanguru bakımı? Hep sen sorma, ben sorayım. Kanguru bakımı ne biliyorsun? Söyle bakalım, yapıyoruz o kadar kurslar. Şimdi kanguru bakımı ilk dediğiniz gibi gelişmemiş ülkelerde çıkmış. İlk Kolombiya'da Ray ve Martinez tarafından 1980'li yıllarında küvez bakımına alternatif bir bakım olarak gelişmiş. Yani aslında yokluktan çıkmış. Doğru. Teknolojinin olmamasından çıkmış. Hipotermiye giren bebekleri ısıtmak amaçlı, güvenli bir ortam oluşturmak için çıkmış. Daha sonra da 24 saat annelerin kucaklarında bakmışlar. Evet, o zaten tanımlarda da onlardan bahsedeceğiz ama daha sonra da tabii dünya bunun ne kadar faydalı ve yararlı olduğunu da tespit ettikten sonra da artık bunu anneyle ten tene temas edebilen preterm bebeklerin bakımı olarak da güncellemişler. Daha sonra birçok güncel tanımlar da yapmışlar. Bunlardan bahsedeceğiz ama özellikle olarak da bebekle anne teni arasındaki erken uzamış ve sürekli temas hali. İdeal olarak sadece annesini emmek. Tabii ki erken taburculuk şansı vermek bu bebeklere. Ve hastanede başlayıp da evde devam ettirmek. Yani evde de bunu ne kadar devam ettireceğiz? Kimi kaynaklar 3 ay diyebiliyor. Kimi kaynaklar da bebek annenin kucağına sığabildiği kadar diyor. Yani artık o bebeğin kilosuna ya da büyüklüğüne göre de bu seyir değişebiliyor.
Yine bugünkü artık güncel tanımı da düşük doğum ağırlıklı ve prematüre yeni doğanların anne ya da baba göğsüne dik pozisyonda, vertikal pozisyonda zaman sınırlaması olmadan diyoruz aralıklı verilen bir ebeveyn bakım formu. Ben bu resmi çok sevdim ilk araştırma yaparken. Yani zaten anatomimiz gereği biz kadınların kanguru bakımı için yeri hazır. Burada minik bir bebek var. Burada anne bebeğine rahatlıkla konuşabiliyor. Bebek annenin kalp seslerini dinleyebiliyor. Beslenme olanağı ve besin kaynağına çok yakın. Sıcak bir ortam. Bağlı ve güvenli bir ortam anne destekleyebiliyor. Yani bebek açısından son derece konforlu bir yer. Hani bundan daha iyi bir yerde bulabileceğimizi ben düşünmüyorum tabii ki. Yine kanguru bakımıyla ilgili tanımlar var. İlk doğumda başlanan kanguru doğum içerisinde, doğum gerçekleştirdikten sonra 5 dakika içerisinde başlanan kanguru bakımına doğumda kanguru bakımına deniyor. Bu daha ziyade term bebekler için. Term bebekler için, doğum salonlarında ama tabii bunlar birazcık da bu bakım yapmak kadın doğumcuların ellerinde ya da ebe hanımların ellerinde. Hani bizler yeni doğancı olduğumuz için çok açıkçası doğumhanede nasıl dönüyor bu işlem bilemiyoruz. Genelde biz artık yoğun bakımdaki mahrum kalan çocuklar için uğraşıyoruz, şey yapıyoruz. Yine çok erken kanguru bakımdı. Bu da bebeğin radyant ısıtıcı altına aldıktan sonra, yani bakımları 10 ve yarım saat içerisinde tamamlandıktan sonra başlanan kanguru bakımı. Erken kanguru bakımda da kanguru bakımı doğum sonrası 30 ile 24 saat içerisinde başlanması. Bu da gene herhalde birazcık problem yaşanabilen bebekleri kapsayabilir. Bir kısım preterm bebek bundan faydalanabilir. Yeni doğan bakım yapsa bile büyük preterm bebek dediğimiz. Yani örnek ne bileyim 34 haftadan büyük, 35 haftadan büyük. Evet. Sorunu ilk 24 saat içerisinde sorun görmediğimiz bebekler. Bundan faydalanabilir. Evet. Geç kanguru bakımı olan bebeklerimizde de tabii kanguru bakımında anne artık hastaneden taburcu olduktan sonra evde başladığı kanguru bakımı olarak da diyebiliriz. Aslında bu çok geç kalınmış bir çok kanguru geç bakımı. Ama yine de her bir şekilde yapmakta da fayda var. Evet. Yine kanguru bakımı anne ile yapılıyorsa buna anne kanguru bakımı diyoruz. Paternal kanguru bakımı da babanın uygulaması. Ama bir de hani hem annenin hem babanın yokluğunda oluşabilen akrabaların yaptığı. Bazen işte anneanne gelebiliyor, teyze gelebiliyor, hala gelebiliyor. Hatta hiç kimseyi bulamazsak bazen bizlerin bile tam olmasa da yaptığımız kanguru bakımına da vekil kanguru bakımı diyoruz. Sen hatırlıyor musun vekil kanguru vardı? Evet, annesi, kendim gözlerimle şahit olduğum için onu çok iyi biliyorum. Annesi hasta mıydı, ölmüş müydü, evet. Hatırlamıyorum. Teyzesi geldi ya da anneanne mi gelmişti? Onu söylesene de. Bir tane hastamız vardı. Annesi anestezi yoğun bakımda yatıyordu. Biz kanguru bakımına başlamak istedik ama vekil kanguru bakımı, vekil bir kişiyle yapalım dedik ve teyzesi geldi. Teyzenin de en küçük çocuğu 8 yaşında ve ilerleyen birkaç hafta kanguru bakımına başladıktan sonra teyzenin tekrardan sütleri gelmeye başlamıştı. Ve ben bunu görsel olarak videoladım ve fotoğraflarıyla da hani sizlerle de paylaşmıştım, evet. Arkadaşlarla da paylaştım. Yani bu birazcık hani bağlanma hem bebek hem teyze de tekrardan bir takım şeyler herhalde ortaya çıkabildiğine dair gözlerimizle görmüş olduk. Teyze olmasına rağmen yine de evet. Sütünü getirtti. Evet. Şimdi gene bir sürekli kanguru bakım var. Aslında bu tanım ilk kangurunun doğduğu tanım diyebiliriz. Yani düşük doğum aralıklı ya da hasta bebeklerin küvezi bakımının alternatif olarak 24 saat boyunca yani aralıksız bir şekilde anneyle beraber tantana temas içerisinde i̇lk kalması. Çıktığı nokta. İlk çıktığı nokta. 80 yıllarında işte başlama nedeni olanı onu da bir tanımlama tabii ki yapmamız gerekiyor. Aralıklı kanguru bakımı da bu da bizi kapsayan kanguru bakımı. Yani sürekli mümkün olmadığı durumlarda işte yoğun bakımda yatan hastaları günlük 1 ya da 2 saat boyunca aldığımız bu hem anneye güçlendirmek hem bebeği iyileştirmek ve emzirmeyi kolaylaştırmak amacıyla uyguladığımız bir kanguru bakım olarak sınıflandırabiliyoruz tabii ki. Evet. Gene zaman içinde kanıta dayalı tıp görüşleri de değişmiş tabii ki. İlk başta 2003 yıllarında yapılan çalışmalarda kanguru bakım rutin pratikte olmamalıdır denmiş. İşte sebeplerini daha sonra sayacağız biz bunların ama daha sonra da gene bir sene sonra hemen fikir değişmiş. Demişler ki hemşirelerin kişisel kararına bırakalım biz bunu. Ama hani biz tek başımıza hemşirelerin de kararı olmuyor biliyorsunuz. Yine yeni eklenen bilgilerle de artık son 2010 yıllarından sonraki yapılan çalışmalarda da gene rutin konvansiyonel bakımı alternatif bir bakım şekli olarak da günümüze yerleşmiş ama hala biliyoruz ki biz yeni doğanlarımızın birçoğu bu fırsatı kaçırıyor. Maalesef. Alamayan bebekler de var. Yine bebek dostu yoğun bakım üniteleri olabilme şartı olarak yazılı politikaların artık 7. maddesi olarak hani önemi o kadar çok Sağlık Bakanlığı'nda da vurgulandı ki bunu artık 7. madde olarak kanguru bakımının önemini
verebilecek ve yapılmasını sağlanacak bir ortamın kesinlikle ve kesinlikle olmasını istiyorlar. Hatta ailelere bile, annelere bile tek tek soruyorlar. Bu ünitede sizi kanguru Evet. bakımına alıyorlar mı diye. Evet, doğru. Şimdi biliyoruz, yararlarından çok bahsediyoruz. Tabii en başta bunların bebeğe ne faydası var, bize ne faydası var? Yani kanguru bakımı yapmak ne gibi faydalar sağlayacak bebek Aslında açısından? önce bebeğe, sonra anneye diyeyim. En son bize En son faydası. bize. Bize Tabii. faydası ne? İşte deniz yıldızı gibi. Erkenden göndereceğiz ama arkadan bir tane daha gelecek. Biz gene çalışmaya devam edeceğiz. Ama bebekler için faydası bir. Neden kanguru bakımı yapıyoruz? Fizyolojik stabiliteyi sağlayalım diye. İkincisi, bağlılığı arttırmak istiyoruz. Anne bebek arasındaki bağlanmayı arttırmak istiyoruz. Üçüncüsü, bağışıklığı arttırmak istiyoruz. Emzirmeyi optimum bir şekilde yapsınlar istiyoruz. Bebek hem annenin kucağındayken hem de anne onu kucağına almışken bir şekilde emzirme, söyleyeceğim biraz sonra, daha olumlu oluyor. Anne arasında sadece bağlanma değil, babayla ilgili bağlanmayı da ya da olumlu etkileri olduğu için onu yapmaya çalışıyoruz. Yaşam şansını arttırmaya çalışıyoruz. Göstereceğim ne kadar arttırdığını, mortalite ve morbiditeyi ne kadar azalttığını söyleyeceğim. Yatış süresini azaltmak istiyoruz. O küveze ihtiyacımız var bizim. Bir gün, 2 gün erkenden taburcu olmuş olan bebek başka bir bebeğin yaşama şansını vermiş oluyor bize. Ve uzun dönemde de en mühimlerinden bir tanesi, nöro gelişimsel bir takım olumlu etkiler sağlamak istiyoruz kanguru bakımı yaparaktan bebeklere. Fizyolojik stabilite deyince ne var? Sen de izliyorsun, gözlemliyorsun. Bebekler, biraz sonra videolarda da göstereceğiz, daha stabil kardiyak nabızlar, daha iyi oksijen saturasyonları, daha az FiO2, mekanik ventilatör ayarlarında daha az değerler oluşuyor. Bebeklerde daha fazla ağırlık artışı, kilo almaları artıyor. Derin ve saatli uyku dönemlerinde bir artış gözleniyor. Bu hem EEG kayıtlarıyla hem bazı nurse çalışmaları, bizim de nurse çalışmamız var. Orada bebeklerin daha uyku ve dönemi gibi sakin olduklarını gördük. Ağrı skorlarında, ağrılı bir işlem yaparken skorların düştüğünü gördük. Görülmüş çalışmalar. Biz de görüyoruz. Huzursuzluk skorlarında düşüklük var. Ve en mühimlerinden bir tanesi de gastrointestinal sistem intoleranslarında, yani retansiyon, distansiyon, kusma gibi bir takım şikayetlerinde dramatik azalmalar olduğu gösterilmiş çalışmalarda. Herkes soruyor, Enfeksiyon kapar enfeksiyon mı? kapar mı? Bağışıklık sistemine etkisi var mı? Hayır efendim. Bebekler uzun zaman, preterm bebeklerde kanguru bakımının yapılmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, acaba anneden ya da ortamdan enfeksiyon kapabilirler mi? Enfeksiyon Ama olabilirler mi diye. böldüm sizi ama anne dışarıdan geliyor. Yani tamam, bizde bilinen bir hastane enfeksiyonu var, fakat anne de dışarıdan bir ortamdan gelen enfeksiyon taşıyabilme olasılığı nedir? Anne, gel, sen de belki söyleyeceksin nasıl yaptığını anlatırken, gelmeden önce hijyene dikkat etmesini istiyoruz. Söylüyoruz, evet. Temizlik yapmasını istiyoruz kendisinde. Banyo yapmasını istiyoruz. Banyo yaptığı zaman patojen mikroorganizmalar ortamdan gider. Olası patojen mikroorganizmalar. Ama flora dediğimiz kalıcı mikroorganizmalar orada kalır. Bizim için de onlar son derece faydalı. Çünkü bebeğin annesine alabileceği kalıcı, patojen olmayan mikroorganizmalar o bebeğin kendi cilt florasını oluşturur. Oysa ki küveze içerisinde siz ne kadar temizlerseniz temizleyin, ne kadar bakım yaparsanız yapın, antiseptik kullanırsanız kullanın, ister istemez nozokomyal enfeksiyonlar var. Ajanlar var. Klebsiyellası, Escherichia kolisi vesairesi var. Ama bebeğin cildini, etrafını annenin kendi florasıyla doldurmak, onunla kaplamak enfeksiyonların en büyük azalma nedenlerinden bir tanesi. Bak, çalışmalardan bir tanesi şu. Enfeksiyon bağışıklık, geniş çaplı çalışmalarda kanguru bakımı alan prematür bebeklerde beklenenin aksine sepsis ve enfeksiyon sıklığının %60 azaldığı gösterilmiş. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam ve bunu, hani Cochrane metanalizi gibi büyük metanalizler bunu söylüyor. Enfeksiyon arasından çok olumlu etkileri var. Emzirmeye gelelim. Dedik ya, hep annenin göğsünde durduğu zaman sen de işaret ettin. Orada doğal bir şekilde memeye yakın duruyor ve istediği zaman da kolaylıkla emebilir. Anne de kanguru bakımı yaptığınız zaman oksitosin ve prolaktin hormonlarının çok güzel arttığı gösterilmiş. Süt oluşumunu arttırıyor. Sütün gelmesine, inmesine olumlu etkisi var. Ve bebek orada durdukça da emerekten antrenman yapma şansı bulunuyor. Anne kokusunu alarak. Ve bunu aldığı zaman da bebek annesi de kucağındayken anne de olumlu etkileniyor, bebek de olumlu etkileniyor ve ister istemez emzirme, anne sütü verme son derece olumlu bir şekilde etkilenmiş oluyor. Anne sütünün prematürlere zaten yararını biliyoruz. Biz hep anne sütü diyoruz, anne sütü diyoruz. Bir damla bile olsa diyoruz. Kolostrumdan ilk gün ağız bakımı bile yapıyoruz beslenecek olan bebeklere. Anne de ama maalesef bebeği yeni doğan yoğun bakıma yattığı zaman, küvezin içerisine girdiği zaman bir stres oluşuyor. O stres eşittir karşılığında süt yapımını etkiliyor, azaltıyor. Bir de anne ile bebek yan yana gelemediği zaman, o zaman gene bu stres devam edip gidiyor, arkası gidiyor. Ha, bu sırada entübasyon, orgastrik tüple beslenen bebeklerin anneleri de, "Aa, benim bebeğim kötü, emziremem, ben buna bakım veremem," imajı orada oluşturuyor. Hem temas ettirmiyorsunuz, hem de psikolojik olarak olumsuz etki yaratabilecek bir takım tabloları anne ile bebek arasında mesafe koyarak oluşturmuş oluyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman, bir araya getirdiğiniz zaman, kanguru bakımı yaptığınız zaman
biraz önce söylediğim gibi endokrin yola stimüle oluyor. Süt oluşumu ve akışı artıyor. Süt üretimi ve emzirme için zararlı kaygı ve streslerin yapılan tüm çalışmalar eşittir. Bunu göstermiş. Ta 98 yılından beri yapılan çalışmalar yok ediyor bunu anne üzerindeki. Ve beraberinde de hele de aile merkezli bakım, yani bebeğin yeni doğan yoğun bakımda kötü durumu ortadan kaybolduktan sonra bir an önce annesiyle bulunduğu bir ortama bakılması, ki bizde de var. Ta 1999'dan 2000 yıllardan bile biliyorsun bizim anneli servisimiz var. Oraya bebekleri alırız. Bebekten ayrı olma durumu da ortadan kalkmış oluyor. Kötülüğü kalkmış oluyor. Bu metanist çalışması da mesela kokleyenden bak çok güzel. 4 aya kadar emzirme oranlarını arttırıyor. Ekranda orada oklar çıkmamış uyumsuz olduğu için büyük ihtimal ama 1.3 kat arttırıyor. 1 yaşa kadar emzirme oranını aşağı yukarı 6 kat arttırıyor. Toplam emzirme gününü 63 kat arttırıyor. Meme dolgunu ve tıkanık oranını neredeyse yarı yere kadar azaltıyor. Selma Hanım orada anne sütü bebek dostu eğitim hastanesi eğitimindesiniz biliyorum. Bu bilgi de size orada faydalı olacaktır. Arkadaşlara da bu arada selamlar oradaki arkadaşlara evet, eğitimli selam kardeşi. Gönderiyorlar. Biz de onlara tek tek söyleyemedik ama en son bizden hepsine de söyleyeceğiz. Selamlar. Hepsine söyleyeceğiz onları. Yani emzirme ve kangro bakımında gayet de kangro bakımı emzirmede gayet de avantajlı etkileri var diye söylüyoruz. Peki ben sana sorayım. Yeni doğan yoğun bakımda kangro bakımı yapıyorsun. Yapıyorum. Anneler geldikleri zaman ya da babalar geldikleri zaman acaba kangro bakımının anne ve babalar üzerine etkisi nasıl? Olumlu etkiler mi oluyor? Olumsuz etkiler mi var? Korkuyorlar mı? Stresleri vesaire nasıl oluyor? Tabii şimdi yeni doğan yoğun bakım ünitelerine ilk girdiğin zaman ben de ilk işe başladığımda böyle uzay üstüne girmiş gibi hissetmiştim. Dedim Allah'ım burası nasıl bir yer böyle? Ki teknoloji 97'de gelişti. Bu kadar üstün olmamasına rağmen ben bile ürkmüştüm. Hani sağlık çalışanı olmama rağmen. Anne babalar tabii ki daha çok ürküyorlar. Nereye bıraktık çocuğumuzu diye. İlk başta tabii stres ve anksiyeteleri çok yüksek oluyor. Kanguru bakımına başladığımız zamanlarda bunlarda da tabii düşüşler gözleniyor. Gene yoğun bakıma girişlerinde ventilasyon tedavisi olmak. Yani sizin çocuğunuz kendi nefesini kendi alamıyor. O yüzden makineye bağlı dememiz bile onlar için çok kötü bir durum söz konusu ve kanguru bakımını aldığımız zaman makinede de olsa evet bu işlem yapılabiliyormuş. Demek ki bizim bebeğimiz de iyiye gidiyor ya da bu engel değil diye düşünceleri tabii ki olumlu yönde gelişiyor. Yazık ki ötelediğimiz bir grup babalarımız var. Hani buradaki yoğun bakımlar... Babalar neden birinci plana almıyoruz biz kanguru yapmak? Almıyoruz. Hep o sorulur. Belki soracaklar şu ama ben sormuş olayım. Neden almıyoruz? Çünkü ilk baştaki yoğun bakımlarda yatan kesimimiz bizim anneler. Hem anneyi güçlendireceğiz, sütünü arttıracağız, bağlanmayı arttıracağız. Yani hedef aslında anne, babaları evde. Peki yapmak istiyor mu babalara? İstiyorlar. Yaptırdığımız oluyor mu? Oluyor. Bazen oluyor. Evet. Ama ben söylüyorum. Babaların aslında kanguru bakımı yapacakları en güzel şey, sözümü kestim, slide bitmedi, konuşacaklar bitmedi, evde. Evet, evde. Evde hanıma yardımcı olmak için sen al 24 saat kucağında tut kardeşim diyorum. Ama burada bize lazımsın. Bize anne lazım diyorum. Peki başka ne yapıyorlar? Evet. İşte babalarda dediğimiz gibi yetersizlik kaygı ve hayal kırıklığı duyguları da tabii ki azalmış oluyor. Hep bahsediyoruz. Yakınlık ve bağlanma zaten hızlı bir şekilde artıyor. Ve yapılan çalışmalarla da aslında maternal, postnatal depresyonda azalmış olduğu görülmüş. Yine devam edeceğim size. Depresyon diyoruz. Hani lohusalık depresyonu gerçekten çok kolay atlatılabilir bir durum değil. Depresyon azalıyor kangurda. Bağımlılık artıyor. Ama her bebeğimizde kanguru bakımını alamıyoruz. İlerleyen slaytlarda biz bahsedeceğiz bunlardan ama bu bebeklerimiz için alternatif bir yöntem yok mu? İlla kanguru bakımı. Çok güzel bir soru. İyi hazırlanmışsın. Ben de hazırlandım ama. Şimdi bağlanma ilişkisi hakikaten son derece önemli. Ama fetuslar biraz önce de söylediğim gibi anne karnındayken bile çok güzel 3 tane duyguya duyma sahipler, duyulara sahipler. Dokunma. Bunların en büyüğü dokunma. İkincisi görme. Ha görme tam görüyor mu? Tam görmüyor. Yani. Ama bir şekilde fark ediyor. Ama özellikle preterm bebekler bile olsa annesinin yüzünü ezberleyebiliyorlar. Oradan olumlu etkiler alabiliyorlar. İkincisi de işitme. Annesinin sesini duyabiliyorlar. Biz özellikle dokunmadan faydalanabiliriz. Anne bebek ilişkisini arttırmak, bağlanmayı arttırmak için dokunmadan bahsedebiliriz. Bağlanma ilişkisini etkileyen en önemli faktörlerden en büyüğü bak doğum sonrası çocuğu kucağına alma zamanı. Eğer erkenden bebeğe kucağına verebiliyorsanız term ya da preterm bebek hiç fark etmiyor. Bağlanma çok olumlu etkileniyor. Sonra sosyoekonomik düzey, annenin kültürü vesairesi, sonra annenin çalışma durumu, sonra bir önceki çocuğun yaşı, sonra aile tipi, kentli, köylü ne derseniz deyin, sonra çocuğun dış görünüşü. Bebekle ilgili bağlanmaya olumlu etkileyen en büyük faktör doğum sonrası bebeği kucağına almak. Bebek kucağına alamıyorsan işte deriden faydalanacağız. O zaman deri aslında en büyük organlardan bir tanesi. Metrekarelerce derimiz var. Ve dokunma duyusu erken dönemden itibaren, fetüs döneminden itibaren oluşmuş demiştim. Ve dış dünyayı yeni doğan bebek, preterm bebek bu dokunma duygusuyla tanımaya başlıyor. Siz ona dokunduğunuzda olumlu ya da olumsuz etki gösteriyor ve bunları kaydediyor.
Hatırla, bebeğin topuğundan kan alırken topuğunu tuttuğun anda ağlayan bebekler var. Çünkü benim canımı yakacakken ediyor. Çünkü derisiyle o dokunmayla o dokunmanın ne verdiğini biliyor. Acı mı verecek sonrasında, yoksa olumlu etki mi gösterecek? Bunu bebekler hatırlayabiliyorlar. Biz pozitif dokunmak istiyoruz. Pozitif dokunma dediğimiz ne? İşte kanguru bakımı alamayan bebeklerde ya elle dokunma şeklinde göstereceğim şimdi slaytları. Ya tutma, elini tutma ya da annenin elini bebeğin tutması gibi ya da masaj yapma. Bütün bunlarda kanguru bakımından gelemeyen ya da o aşamada olamayan bebekler için yapılacak olan en uygun işlemler. Dokun, bebekle temas et. Üstte bebeğe yaptığımız, çoğunlukla yaptığımız işlem. Başını tutuyoruz, elini tutuyoruz, okşuyoruz. İşte neyim, sırtını sıvazlıyoruz. Ya da bunu da yapamıyorsak dokunalım. Bebek bizim elimizi tutsun ya da sen bebeğin elini tut. Arkasından bazen anne karnındaki pozisyonları vermek de faydalı. Anne karnındaki o fleksiyon postüründe bebeği tutmak. Hatta bunun için biliyorsun İngilizce nest denen ya da işte atnalı dediğimiz boğazlarda satılan ama çok basitçe battaniyeden bile süngerden bile yapabileceğim bir takım Bir şeyler var. uterusa benzer yapıların içerisine bebeklerimizi koyuyoruz. Masaj yavaş hareketlerle hafif biraz bastırarak karnına, sırtına, ayak tabanlarına, bileklerine masaj yapmak bebekler için hakikaten son derece olumlu etkiler gösteriyor. Ve ondan sonrasında bizim istediğimiz hani kanguru aşamasına gelinceye kadar bebekler bu aşamayı da annelikte birlikte geçirmiş oluyorlar. Evet, kanguru bakım faydalarını biz kendi ünitemizde de görüyoruz. Çalışmalarda yapıyoruz tabii ki hem fizyolojik hem bağlanmayla ilgili. Faydalarını gördük. Biliyorsunuz biz Kasım ayında bir dünya kongresine de katıldık. Orada gerçekten inanılmaz çalışmalar vardı. Hatta doğar doğmaz Evet. yapılan çalışmalar da Ne vardı. yapıyorlar orada? Transport esnasında bile Evet. kanguru bakımı Küves vardı. kullanmıyorlar. Evet, Anne hiç bebek, preterm küves. bebek doğdu. Annenin kucağına koyuyor. Tabii bizim böyle arada metrelerce, kilometrelerce hastane gibi değil ama en azından Yok. birinci kattan üçüncü kata ya da bina içerisindeki öbür tarafa transport küves yerine annenin kucağına götürüyorlar yeni doğan bebeği. Onun çalışması var şimdi. Evet. Evet, peki birazcık dünyanın yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan bahsedelim mi? Biraz bahsettim ama daha da ayrıntıya girelim şimdi Evet. istersen. Bir metaniz var mesela, sistematik bir metaniz. 2000 liranın altındaki bebeklerde özellikle bu Kolombiya, Etiyopya gibi, Ekvador gibi, Endonezya gibi, Hindistan gibi daha az gelişmiş, gelişmemiş ülkelerde ilk hafta kanguru bakım yapılan bebeklerle standart bakım yapılan bebekler karşılaştırılıyor. Yaklaşık 40 bin bebek. Az bir sayı değil bu. 40 bin bebek sonrasında en erken 4. saatte başlamışlar kanguru bakımına. Bebeğin müsaade ettiği sürede en geç de 13. günde başlamışlar kanguru bakımına. Ve bakılmış ki o kadar kötü ülkeler diyeyim, gelişmemiş ülkeler, standartları kötü olan ülkelerde morbid dediğimiz RDS, pnömoni vesaire sepsis gibi olaylar %34 azalmış. Azımsanmayacak bir rakam. Çok sadece ve sadece annenin kucağına vermekle siz üçte bir bebeği bunlardan kurtarabiliyorsunuz. Kanguru bakım preterm bebeklerde ayrıca yatış süresini ortalama 5 gün civarında diyelim azaltıyor. Hastane maliyetlerini de azaltıyor. Standart bakıma göre aslında hastane maliyetlerinin %50 azaldığı gösterilmiş. Bebek daha erken taburcu oluyor çünkü. Daha erken besleniyor. Ve bir çalışmada özür dilerim. Bebek başına yaklaşık 750 dolar tesarruf yapıldığı bu çalışmalarda, araştırmalarda gösterilmiş çok olumlu etkileri var. Başka ne var? Beyin zeka. Hani dedik ya nörogelişimsel uzun dönemde bu bebeklerin nasıl etkisi olur diyor. Kanguru bakımı yapılan bebeklerle kanguru bakımı yapılmayan bebekleri karşılaştırmışlar. Bir de term bebekleri almışlar. EEG kayıtlarına bakmışlar. EEG kayıtlarında kanguru bakımı yapılan prematüre bebeklerin beyin gelişmesinin, EEG bulgularının term bebeklere yakın olduğu gösterilmiş. Yani aradaki farkı kapattırabiliyorsunuz kanguru bakımı yaparak bebeklerin beyin ve zekaların gelişmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca düzeltilmiş 12. ayda kokrein metanalizi, büyük çalışmalar bunlar. Lokomotor fonksiyonlar, bebeğin yürümesi, eliyle iş yapması, dil gelişmesi, sosyalizasyon, insanlar arasında karışması, gülümsemesi, el-yüz koordinasyonu ve uygulamayla bir takım testler yapılmış. Bu testlerin hepsi kanguru bakımı alan bebeklerde almayan preterm'lere göre, standart bakım yapan preterm bebeklere göre olumlu olduğu görülmüş. Arayı kapattırıyorsunuz, zeka açısından da arayı kapattırıyorsunuz. Peki, hani dedik ya entübe olan bazı bebekler, yani ventil olan bazı bebekler, ben sana sorayım, kanguru bakımı alamıyorlar. Acaba neden alamadıklarını araştırmışlar mı ya da neden alamıyorlar? Sen söyleyebilecek misin? Hem çalışmalarda hem kendi gözlemlerin olabilir. Evet, biz sağlık çalışanlarıyla yapılan bir çalışmayı söylemek istiyorum ben sizlere. Tabii birçok çalışmalar yapılmış ama burada sağlık personellerini de ihmal etmemişler. Neden yapamıyoruz diye. Bizden kaynaklanan aslında aksaklıklar da var tabii ki. Zaten çok küçük bebekler bir sürü invaziv işlemlere maruz kalmışlar. Bir sürü invaziv işlemlerin hatları vesairelerini taşıyor bu bebekler. Tabii en büyük Bu korkumuz gerekçelerle bizim yapmıyoruz diyorlar.
Tabii ilk başta gösterdikleri mazeretler bunlar oluyor. Gene 2002 yılında yapılan bir çalışma var. Onu çok büyük bir geniş sayıdaki sağlık çalışanlarıyla yapmışlar bu çalışmayı da. Gene arteriyel venöz hattan çıkma korkusu. Dediğimiz gibi göbek kateterlerimiz var, santral kateterlerimiz var. Bunları çıkartabiliriz. Tekrar bir işleme maruz bırakabiliriz diye bir korku var. Entübe hastaları ekstübe edebiliriz. Bu da çok büyük bir Korkutuyor. korkutuyor. Güvenli mi? Çok düşük doğum aralığı. İşte kucağa verirken belki bir takım Sorun oluşumu diye aksaklıklar oluşabilir, korkuyorlar. korkulabilir. Teknik hakkında bilgi yok. Bu da önemli bir sorun. Çünkü nasıl yapmamız ve ne kriterlerde yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Belki bilseler bunlar olmayacak. Evet, belki bilseler aslında ne kadar basit bir işlem olduğunu farkına varacaklar. Zaten sayımız az. Hemşire olarak her zaman biz ahtapot gibi çalışıyoruz. Evet. İş yükümüze bir daha arttırıcı bir unsur olarak gören bir kesim de varmış. Ama bir şey söyleyeyim şimdi. Hemşire başlangıçta belki birazcık iş yükü artabilir. Ama sonrasında hemşirenin yapacağı basit işlemler, altına alma, işte ne bileyim işte beslemesi ya da bakım vermesi, onu kucağına alıp susturması, sakinleştirmesi, Sakinleştirmesi. anne üstlendiği için kanguru bakımı yapan anne olduğu için hemşirenin gerçekten hemşire bakımına ihtiyaç duyan bebeklerle zamanını harcaması mümkün olabilir. Evet. O yüzden hani başlangıçta sanki birazcık iş yükü artıyor gibi bu gerekli olmuş olabilir Görünüyor. ama Evet. sonrasında Sonrasında kesinlikle olmuyor. hemşire lehine. Tabii bu bir ekip işi. Yani bu sadece sizin istemeniz, benim istememle değil ya da benim tek tarafta isteyip de sizlerin ekibin istememesi tabii bu olayı gerçekleştiremez. Sonuçta Ekip işi. biz ekip Herkesin işiyiz ve inanması lazım. herkesin inanması lazım Anne tabii. babayı da inandırmak lazım. Anne baba inanacak, hemşiresi inanacak, doktora inanacak, işte çalışıyorsa klinimizde diğer arkadaşlar inanacak, herkes inanacak. İşte inanmayınca zaten ekip bir kere memnunsuz oluyor. Rutin bakımın aksadığını düşünen insanlar da varmış ama aslında değil. Yani annenin kucağına verdiğimizde de biz beslememizi, tedavimizi Evet. hatta alacaksak topuğundan kan alma işlemini bile yapabiliriz. Hem de daha ağrısız ve Ağrısız. sancısız olur. Analiz getiriyor. Evet. Türk toplumumuz mahremiyet çok önemli. Bazen dediğimiz gibi hani erkek doktorların ya da erkek çalışanların bile ünitenin arasında bunu yapmak istemeyen kesim ailelerimiz de oluyor. Çünkü annenin de çıplak tenine koyuyoruz. Bebek de çıplak olacak, anne de çıplak Pardon. olacak. Tabii hani daha sonra resimlerde göstereceğiz biz. Annelere bunu özel bir bizim kendi tasarladığımız önlüklerimiz de var. Onları giydiriyoruz. Herhangi bir açıklık meydana gelmiyor ama hani bu duygular içerisinde kaygılarla da yapılamayan durumlar varmış. Deneyim zaten az önce de bahsettik. Bilgi eksikliği artı deneyim eksikliğini de zaten getiriyor. Gene tabii kanguru bakımı için de bir eğitim gerekiyor. Hem sağlık çalışanına yeterli bilgi, donanıma sahip olacak ki hani aileyi de bu konuda hem ikna edecek hem de işlem basamaklarını anlatacak. Zaman yetersiz diyorlar. Tabii bazen de şey inanış da varmış. Artık üstten açılan küvezlerimiz var. Her türlü Yani. teknolojik aletlerimiz de olduğu için de ne gerek var? İşte teknoloji daha üstün. Bebekler nasıl olsa yaşıyor. Bir takım şeyleri oradan karşılanıyor diye düşünen de Bu kesim gerekçelerle var herhalde. yapılamıyor Evet, bugün diye söylemişler ama bunların hepsinin bir olabilir. cevabı var tabii ki. Hepsinin bir cevabı var. İşte bizim ünitemizden bir fotoğraf. İnvazif Pardon. işlemleri ne kadar çok olan bir bebeğimiz bu da. Her tarafında Santrali var. kateterleri Evet, var. entübe bir bebek. Entübe, monitörize, onun Birçok üstüne burasında kablo infüzyonlara var. gidiyor. Evet, hani engel mi? Bence değil. Biz ünitemizde her koşulda kanguru bakımını destekliyoruz. Buradaki fotoğrafta da aynı anda 3 tane annemizi bile kanguru bakımı alırken görebiliyoruz. Ha, diğer bebek kadar invazif olmasa da ama bir yerden başlamak Gece gerektiğini gündüzü var mı düşünüyorum onun? ben. Gece gündüz geliyorlar Gece mı? gündüz sınırlamamız yok. İstediği süre var mı? İstedikleri sürede ve istedikleri zaman ünitemiz müsait olduğu sırada her şekilde kanguru bakımını alabiliyoruz. Peki hakikaten bazen şimdi biraz önce söyledim ya bebeklere şu nedenlerle kanguru bakımı Evet. yapılamıyor ya da yapmıyoruz dedi. Gerçekten kontraindikasyon olan ya da kanguru bakımını alamayacağımız bebekler ya da anneler ya da durumlar var mı? Var, tabii var. Onları isterseniz beraber de tartışalım. Yani hani bebek açısından değerlendirdiğiniz zaman da ventilatör tedavisinin ilk saatlerinde olmak, ilk 24, ilk yatış süresinde Doğru. olmak Çünkü da daha bir stabil değil kontraindike. bebek. Evet. Daha yeni mekanik ventilatöre girmiş. Nasıl ayarlanacak, nasıl edecek vesaire. O sürede yapmamak lazım. Evet. Yine ayırma döneminde olmak da herhalde bir takım aksaklıklar meydana gelmesin diye de bu şekilde Doğru. birazcık geri durabiliyoruz. Tabii çok fazla solunum ihtiyacı olan bebeğe de illa hani Solunum desteği destekleyeceğiz saturasyonu düşükse tabii ki büyük bir rahatsızlığı yapabileceğim bir var. Büyük şey sorunu yok. var.
EFO tedavisini zaten biliyorsunuz. Evet. O çok mümkün olan bir zaman süreçliğinde olmuyor. Göğüs tüpü olanlar işte bunlar hep tüplerin çıkma olasılıkları olabileceği durumlar olduğu Göğüs için tüpü varsa yapılamaz. Evet. yapılamaz. Apne, sepsisteki hastalar. Gene çok Kötü olan ağır, bebekler. evet, inotrop Dopamin, tedavisi adrenal alan alanlar. bebeklerde olmaz. Güvenli kateter olmaması denmiş. Hani damar yolu zaten hani güvensizse Evet. o takım kateterlerinde kalmaması Doğru. gerekiyor. Burada onu da şey yapalım. Yine peritonsil hastaları da Tabii çok ki önemli. mümkün. Tabii ki onlar da mümkün değil. Tabii exchange sırasında da kan grubu bakımını illa yapacağız diye de Evet. diretmenin anlamı yok. Anne açısından da tabii çok şey. İsteksiz korkulu hastaneye de zorla kan grubu bakımını alacağız diye bir şey hani söz Daha da konusu ters değil. tepebilir. Tabii. Daha da ters tepebilir. Ama şu var herhalde, sen de biliyorsun. Anne, öbür taraftaki anneler kan grubu bakımı yapıldığını görünce ilk başta isteksiz ya da işte korkan anne göre ondan sonra ben Tabii. de yapabilirim diyor. Evet. Hatta verin bana diyor. Bazı Evet. anneler zamanı gelmediği halde, kan grubu bakımı zamanı gelmeden, İstiyorlar. benim kucağıma ne zaman vereceksiniz diyor. Neden Neden vermiyorsunuz diye vermiyorsunuz diyor. Bize soruyorlar. zorla, İşte bizi evet, itiyorlar yani. bizi iteliyorlar. Hani hadi gerekli açıklamayı yapıyoruz tabii Evet. ki bebeğin durumuna göre. Gene hijyenin kötü olması. Hani biz anneleri uyarıyoruz. Hani kan grubu bakımına yarın başlamayı düşünüyoruz. İşte banyonu yap, rahat bir çamaşır giy, çıkması kolay olsun vesaire falan ama hani bazı kesimlerde de gerçekten bunu şey yapamayabiliyoruz. İşte ortam koşullarını, annenin florasından bahsettik ama tabii sigara içilmesini hiçbir zaman önermiyoruz ama yeni anne, yeni sigara içilmiş anneyi de kesinlikle kan grubu bakımını almak istemiyoruz. Evet. Tabii bizim için de uygun olmadığımız durumlar var. Deneyimsiz olmamız, tabii sayımızın yetersiz olması da belki kontraindike durumlar olarak olabilir. Peki sen gayet de pratikte de yapıyorsun. Hep anlatıyorsun bu kursları. Nasıl yapmalı arkadaşlar? Yeni doğan yoğun bakımdaki kan grubu bakımını, özellikle ventile olan bebeklerde, ventilatöre bağlı olan bebeklerde nasıl yapılır ya da nasıl yapmamız lazım? Dikkat edeceğimiz şeyler neler? Ne önerirsin arkadaşlara? Bizim bir hazırlık listemiz var. Anne açısından değerlendirdiğimiz zaman hani baktığımızda hijyen tabii ki çok önemli. Az önce de söyledim hani banyo vesaire duş ortamını ya da nasıl giyinmesi gerektiğini mutlaka anneye söyleyeceğiz. Yani anne o gün ziyarete geldiğinde hadi bakalım senin kan grubu bakımı aldık diyemeyiz. Çünkü hani illaki bir çamaşır Tabii. değişikliği vesaire falan hani bilinçlendirmek lazım anneye de. Gene ortam koşulları açısından annemin mahremiyet şeyini de koruyoruz. Biz genelde ziyaret saatlerimiz bittikten ya da başlamadan önce alıyoruz kan grubu bakımını. Hani babalar, diğer babalar da içeriye girmeden başlıyoruz. Ya da günün ilerleyen uygun olduğu saatlerde de çağırabiliyoruz. İşte varsa kan grubu gömleği giydirebiliriz. Şu şekilde de yurt dışında kullanılan gömlekler var. Evet. Bu gömleklerden de giyebilirler anneler. Gene rahat bir sandalye olmasını tercih ediyoruz. Çünkü en az 1 saat, 1,5 saat o sandalyede oturacak. Hani Evet. annenin de konforu önemli burada ki kendi rahat etsin, bebeğini de rahat ettirsin. Nasıl bir sandalye ya da koltuk olabilir? İşte birazcık hafif 40-45 derecelik eğimli bir sandalye olursa rahat bir şekilde 1 saat, 1,5 saat kan grubu Yani bakımını şey yapabiliyor. ortam koşulu dediğin büyük bir ihtimalle sıcaklığı falan da yani önemli değil mi? Yani ünitenin sıcaklığı soğuk bir ortamdaysa yapmamak lazım. Evet. Ama 24-25 derecelik bir ortam sıcaklığı yani bizim için ideal bir sıcaklık. Evet. Bir soru gelmiş. Onu hemen okumak istiyorum size. Anne nezle grip ise kan grubu bakımını verilebilir mi? Ha, anne nezle gripse aslında nezle grip durumunun ağırlığına bağlı. Ama hafif bir nezle burun akıntısı varsa gayet de güzel kan grubu bakımı maske takarak yapabilir. Ama kan grubu bakımını yaparken bebeğine kanıtlanmış örneğin influenza varsa, örneğin kanıtlanmış RSV'si varsa, örneğin kanıtlanmış rinovirüsü varsa o zaman çok küçük preterm bebekler olduğu için kan grubu bakımını o dönemde almamakta fayda var. Ama saf birazcık burnu akıyor vesaire, hapşurdu vesaire diye de kesmemek lazım kan grubu bakımını çünkü sonra zararlı gibi algılanıyorlar. Ama RSV sezonunda ne yapıyoruz biz? Annenin RSV'si var mı? İşte rinovirüsü var mı? Burun sürüntüsü gönderiyoruz. 24-48 saat içerisinde çıkıyor. 24-48 saat sonrasında eğer yoksa bulaşacak bir şey, o zaman kan grubu bakımı tekrar devam edebilir. Evet, soruları daha fazla değerlendireceğiz ama hani enfeksiyondan bahsettiğimiz için Anladım. soru gözüme takıldı. O yüzden şey İyi yaptım. yaptık. Şimdi bebek açısından da tabii değerlendirmek gerekiyor. Yeni doğanın ventilatör parametrelerini tabii kontrol edeceğiz. Yani bizim işimiz aynı zamanda bakmak kadar da yazmak kadar da yükümlü olduğumuz sorumluluklarımız var. Gene vital bulgularını mutlaka kontrol edip kaydetmemiz gerekiyor.
Bir kişi desteğiyle, bir arkadaşımızın desteğiyle eğer bebek yüzük oyun yatıyorsa sırt üstü pozisyona çevireceğiz ve olasılıklı değişiklikleri kontrol edeceğiz. Neden? Çünkü bazı öyle bebeklerimiz var ki gerçekten pozisyon değişikliğini bile tolere edemiyorlar. Hemen saturasyonları düşüyor, kardiyok nabzı değişiyor. Hem de bir nevi bunları da baştan bir kontrol etmiş gibi oluyoruz. Gene endotrakeal tüp aspirasyonu yapabiliriz. Gerekiyorsa bebeğimizin alt bezini değiştirebiliriz. Nazal sipap ya da SIMV tedavisi altındaki bebeklerin de nazal kanüllerini aspire edip tıkanıklık olup olmadığını kontrol edebiliriz. Tabii mekanik ventilatörlerde yoğunlaşan sıvıları da mutlaka boşaltmamız gerekiyor. Rahat kolaylıkla bebeğimizi alabilmek için de altına bir örtü yerleştirebiliriz ve bu süreçte bebeğimizin adaptasyonunu takip etmemiz gerekiyor. İşte nelere bakacağız? Solunum sayısı, kardiyak nabzı, ısı ve kan basıncını mutlaka kaydetmemiz ve not etmemiz gerekiyor. Aslında bunları yaparken sen bebeği rahatsız ediyorsun. Onun Evet. bulunduğu stabil halini bozuyorsun. Stabil halini bozduğun zaman acaba solunum sayısı, kardiyak nabzı, tansiyonu vesairesi bozuluyor mu diye kontrol ediyorsun. Bunları kontrol ediyoruz. Evet. Zaten eğer bu fizyolojik parametreler bazal değerlere en fazla bir dakika içinde dönüyorsa Test etmiş oluyorsun. ve 3 dakika stabil kalıyorsa evet kanguru bakımına başlayabiliriz diyoruz. Eğer bu adaptasyon sağlanamıyorsa zaten yeni doğan o saat, o seans kanguru bakımına hazır değildir diyoruz ve Erteliyoruz. başlayamıyoruz. Evet, Erteliyoruz. erteliyoruz. Videolar var galiba. Senin Evet, şimdi şeyde... bir transfer videomuz var. Ona başlayalım. Hem üzerinde konuşalım, anlatarak gidelim. Bizim önceden çekilen videolar bunlar. Değil mi? Evet. Evet. Geldi. Şimdi bizim ünitemizde kanguru bakımı yaptığımız annemiz bizim Çok bilinçli bir özür. annemizdi. Daha O önce yaptığı yüzden için. daha önce yaptığı için hani işlemimizi biliyordu. Burada bir hemşire arkadaş, hatta iki hemşire arkadaş kanguru bakımını alıyor. Diyoruz ki bazen üçüncü de gerekli olabilir. O da neden? Annenin pozisyonunu vermek İlk açısından aşamalarda. gerekebiliyor ilk aşamalarda ama öğrendikten sonra anneler kendi kendilerine yardımcı oluyor. Şimdi bir arkadaş ventilatörün hatlarını ayırdı. Diğer ki de tamamen bebek benim dedi. Bebeği sahiplendi, aldı. Nazal sipapta bir hastaydı bu çekim yaparken. Ve hızlı bir şekilde annenin göğsüne yerleştirmiş oldu bebeği. Omuzunun üzerinden atmaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu şekilde hortumlarda herhangi bir kayma olmuyor. Ama yine de biz sabitlemek açısından gene flasterlerle sabitliyoruz. Şapka önemli. Gene ısı kaybını engellemek istiyoruz tabii ki. Ve örttü bebeğini. Kanguru eğer hiç problem çıkmazsa burada başlamış olacak. Evet. Anne gayet sakin, rahat. O da önemli çünkü annenin de rahatlığı önemli. Evet, 92-178'de başlamış Böyle olduk. başlamış. Peki. Devam edelim. Bir Biraz tane daha. rahatsız ettik. Bir Evet, tane daha devam var. edelim. Şimdi Bir tane bir daha bir tane kavuşma bebeğin anı videom kavuşma var. anı videosu var. Ben bunu çok kullanıyorum ve gerçekten çok seviyorum ben bu videoyu. Bakalım. Ağrı, acı öğreniliyor ama duygusal doyumluluk da öğreniliyor diyorum ben. Biraz ağır işliyor video herhalde. Evet, biraz geç açılıyor. Evet, buradaki bebeğimiz de bizim artık öğrenmiş kanguru bebeklerinden bir tanesiydi. Koku, kalp atışı ve sesini duyduktan sonra evet gülerken yakaladığımız fotoğraflardan, video çekimlerinden bir Başka var mı tanesiydi. böyle? Evet, bir tane daha var, onu da geçelim. Geçelim. Açılmakta zorlanıyor. Geldi. Evet, bu da az önceki Ha. bebeğimizdi. Anne de mutlu. Anne de gülüyor. Evet, bu da gülümser gibi ağzını açıyor. Emmek Evet. istiyor galiba. Ağzını açıyor. Peki. Yok, oynayacak. Evet, az önceki vital değerlere bakıyoruz Ha. artık. %100 yapmışız. 92 ile %100 saturasyon ve Evet. 178'lerden 180'lerden 160'a düşüyor. Yavaş yavaş Evet. şey düşüyor. Şimdi diğer bebekler var. Bir tane daha video. Hı. Bunlar çok tabii çok cesaretlendirici. Annelere de gösterince ya da işte Evet. sağlık çalışanlarını gösterince. Çok güzel sorular geliyor görüyorum ama en sona saklıyorum onları. En sonunda söyledim sunum bittikten sonra. Evet. Burada bir başka bir bebeğim var. Evet, burada bir başka bir bebek var. Gözde ne kadar takipliyik. Hemen yeni konduğu an bu herhalde.
İlk 3 dakikaya çektik burada. Bu ama küvezden yeni çıktığı zaman. Yeni çıktı. Yeni çıktı. Annemin kucağına yeni koydum. Küvezin içerisinde bu kadar takipneyik ve 89'a 180 gibi kardiyak nabzı olan bir bebekler. Sonra ne oluyor? Devam ediyor mu? Devam ediyor. Diğer birinci dakikasına geçeceğiz Bir tane şimdi. daha video. Birinci dakika videosu varsa ne olur? Evet, birinci dakikada. Bunlar bizim bebekler. Yani şeyden değil, değil mi? Hayır. İnternetten falan Hepsi değil. kendi ünitemizden çekmiş olduğumuz videolar. Evet. Biraz sisteme girmesi videolarının sorun oluyor. Evet, Bu bu birinci birinci dakikası dakika. bebeğimizin. Biraz daha azalmış takipnesi, sakinleşmiş. Gözlerini de açmaya başlamış. Gözlerini açmaya başlamış. Ana abim, annem burada diyor. Gayet de güzel, keyifli. Tabii damar yolu var. Nazar spot, entübasyon vesaire. 93'e 93-168. 160'lara inmiş. Peki bu birinci dakikada. Hemen bir dakika Hemen içerisinde. bir dakika. Şimdi üçüncü dakikası var aynı bebeğimizin. Bir tane daha videosu varsa. Evet, üçüncü dakikada bakalım ne var. Sen biraz önce söyledin. Birinci dakikada stabil eski hale gelsin ve ilk 3 dakikada bazal değerlere dönüyorsa küvezden çıkartıyoruz dedi. Evet. Aslında 3 dakika anlamı da buradan geliyor. Tabii. Yani birinci dakikada, üçüncü dakikada bebek stabil hale geliyorsa annenin kucağına koyduğun zaman bile entübe olan bebek 3 dakika içerisinde stabil hale gelecek demektir. Geliyor, evet. Evet. Evet, bu da üçüncü dakikasını artık Sakinleşiyor. çok 93, 130, sakinleşmiş. 140'lara Hatta gelmiş. gülüyor Evet. bebeğimiz de. O da Evet. gülmeye başladı. Evet, Yanaklar melekler gidiyor. çekilmeye başlamış. O da memnun. O da iyi hale geldiğini gösteriyor. Son derece güzel. Peki. Videoyu Evet. kapatabiliriz, videoları. Başka var mı göstereceğim? Ha. Videomuz yok. Bu da bizim ünitemizdeki son bebeklerimizden, son bir yıllık bebeklerimizden bir tanesi. Biz ilk kanguruya başlarken Entübe. entübe ile başladık. Daha sonra bebek nazal spapa Nazar spora geldi. geldi. Ondan sonra basit bir oksijen O da tedavisiyle, gerekirse evet diye oda gerekirse diye havasında. verdik. Bu bebek yattığından taburcu olana kadar kanguru bakımını hiç aksatmadan annemizle beraber aralıksız olarak yaptık. Evet, bizim ünitemizde kullandığımız önlüklerimizi de gösterelim burada. Tamamen tasarlaması sorularda da var çünkü. Tamamen tasarımı bize ait olan ve özel kumaşlardan yapılmış olan bir önlüktür arkadaşlar bunlar. Sorularda da var, daha sonra da konuşabiliriz ama. Bu bir çalışma önlüğü. Yani söyleyeyim ben onu. Bu bir tekstil mühendisindeki bir arkadaşla birlikte ortak ürettiğimiz ve Finlandiya'ya giderekten Evet. 100 çeşit kumaştan en iyi 20 tane için zararsız olacak olan, en iyi yıkanabilecek olan, bozulmayacak olan, nemi geçirecek, sıcaklığı geçirecek 8 tane kumaşa indirgemiştik biz bunu. O 8 kumaşı da annelere anket olarak söyledik ve 4 farklı tipte gömlek dikildi. En sonunda bu kumaş türü ve kumaş tipi diyeyim, kanguru bakım için annelerimizin hizmetinde. Şimdi Peki. soruyu da soracağım o zaman. Nasıl ve ne sıklıkla temizliyorsunuz diyor. Her annenin kendine ait bir önlüğü var. Kanguru bakım şeysi bittikten sonra, o günkü seansı bittikten sonra yıkanılıyor, kurutuluyor ve ütülenip diğer bakıma hazırlanmış bir şekilde şey yapıyoruz. Yani hani nasıl diyeyim, bir nevi böyle temizlenme, sterilizasyon aşamasından bunlar da tabii ki geçiyor. Anladım. Evet, Devam edeyim. devam edelim. Şimdi Ha, burada geriye nasıl geriye alıyorsun? nasıl alacağız? Hani diğer anlattığımız ilk transferdeki gibi karışık değil tabii ki. Yani sözlü anlatıldığı zaman birazcık daha karışıkmış gibi duruyor ama burada gene bir bebek, bir hemşire bebeğimizden, bir hemşire de annemizden sorumlu oluyor. Ve ventilatör hortumlarını ve bağlantılarını hemen bebeğin tüpünden ayırıyoruz ve bebeği hemen hızlı sürede küvezine yerleştirip setlerini tekrar bağlıyoruz ve hatların tabii güvenliğini kontrol ediyoruz. İlk transfer aşamasında yapmış olduğumuz başlangıçtaki parametre ve tolerans kontrolünü tekrardan yapıp bunları da günlük gözlemimize geçirmiş Başlarken, devam oluyoruz. ederken, bitirdiğin zaman hep Evet. kaydediyorsun Tabii ki. şeylerini. Ne Tabii ki. derler? Biter bulgularını. Peki yan etkileri ne? Yani bu tipte ve sen kanguru bakımı yaparken acaba her şeyin bir yan etkisi var, zararı var. Evet. Neler olabilir? Acaba nelere dikkat etmemiz lazım? Ya da nelere dikkat ediyorsunuz siz? Şimdi bilimsel olarak yan etkileri var ama biz kendi ünitemizde açıkçası söylemek gerekirse hiçbir olası yan etkilerle Evet. karşılaşmadık. Yani ben 20 yıllık tecrübem dayanarak hiçbir kanguru bakımını yarıda kesmedim. Evet. Çünkü sonuna kadar gidebildik. Ama ne olabilir? Tabii ki ventilasyon tedavisi altındaki olan bir hasta bunlar. Onlar da FiO2'lerin %10-15'lik değerlerle hafif geçici bir düşüklüğü giderdikten sonra tekrar geriye döndürmek şartıyla artırabiliriz.
Yine işte dediğimiz gibi kateterleri oluyor bebeklerin. Bunlarda herhangi bir hatlarda çıkma olabilir. Ekstübe olabilir. Yine çevresel koşulları sağlayamazsak bebeği hipotermiye sokabiliriz. Ortamın da çok soğuk Evet. olmaması gerekiyor. Yine eğer herhangi bir fizyolojik olarak anstabil hale gelen bir durum söz konusu olursa da anne ya da hemşirelerde yani bizlerde de suçluluk hissi olabilir. Sözünü keseceğim. O durumda anneye ilk defa kanguralık ya da başlarken başlangıçta kanguru bakımını ilk defa bebek tolere edemeyebilir diye önceden uyarırsak Tabii. anne de hazırlanmış olur. Sonrasında evet bu sefer olmadı ama gelecek sefere başaracağız gibi bir hisse kapılmış hissi alır anne yani en azından. Evet. Evet, son önerilerimi de söyleyeyim. Ha, buyur. O zaman kanguru bakımının biz zaten yıllardır yararlarını açık bir şekilde görüyoruz ama tabii bunları daha çok yaygınlaştırmak ve etkinliğini Evet. sağlamak istiyoruz. Yani amacımız bu. Biz bugüne kadar çok sayıda kurslar yaptık. Hocam da değinecektir onlardan ama gene de yüksek riskli ventile edebilen bebeklerin de kanguru bakımı alabilirliğini gördük. Ve bunları ailelere, işte biz çalışanları da sürekli cesaretlendirmeye çalışıyoruz ve bunları uygulamamızı istiyoruz. Gene ülkemizde gerçekten kanguru bakımı ile ilgili yapılan çalışma sayısı çok az. Yeni çalışmalar yapmak lazım. Çalışmaları belki güncellemek lazım. Tabii risklerini, işte yararlarını detaylandıran kapsamlı kurslar ve eğitimlerle düzenlenirse ben kanguru bakımının daha çok yaygınlaşacağına inanıyorum. Doğru söylüyorsun. Tabii sizin de önerileriniz vardır Biz bu zaten konuyla kanguru ilgili. bakımı ile ilgili kendimiz hem pratik olarak 22 bin yılından bu yana diyeyim yani 20 yıla yakın aşağı yukarı üstümüze düşeni yapıyoruz. Ama Türkiye için son 3-4 yıldır biz sen de biliyorsun kurslara Evet. gittik. Şu ana kadar burada İngilizcesi var kusura bakmayın çünkü bu yurt dışındaki bir yazışma için hazırlanmış gitmiş bir slayttı. Hemen pratikçe buraya koydum. Şu ana kadar yaklaşık biz burada 4-5 tanesi yok İzmir'deki yapılanların 25'den fazla kanguru kursu yaptık. Ve yaklaşık 500-600 kişi ebe hemşire hanıma bu eğitimi vermiş olduk. Son derece geri dönüşler, olumlu geri dönüşler. Bu kursları mümkün olduğu kadar devam ettirmeye çalışacağız. Ankara'sında, Trabzon'da, Edirne'sinde her tarafa gitmeye çalışıyoruz. Bu bir. İkincisi çalışma olarak kendimizde bir takım şeyler yapıyoruz ve çalışmaları yaptık. Nız çalışması yaptık, işte bez kumaş çalışması yaptık, annelerin memnuniyet anket çalışması yaptık. Bunlar arttıkça, olumlu etkiler geldikçe daha da iyi olacak. Ama buradan başka bir şey daha vereyim, bir başka müjde vereyim ben diyeyim. Biz İtalya'ya seninle birlikte gittiğimizde Evet. hatta bu kanguru bakımını yapan Ray Martinez ile tanıştık. O 1980'li yıllarda kanguru bakımını ilk başlatan o bayanlarla tanıştık. Ve bayanlarla birlikte dedik ki o organizasyon komitesine lütfen gelin Türkiye'de bir kanguru bakım kursu, workshop'ı, kongresi düzenleyelim. 2018 bunun için bunu istedik ama maalesef ülkemizin şu anda bulunduğu koşullar nedeniyle 2018'i pek sıcak bakmadılar sen de biliyorsun. Ama 2020 yılında söz aldık. Kanguru bakım workshop toplantıları ve kongresi eğer bir aksilik olmazsa şu görmüş olduğunuz bizim logoyla bizim Nalan'ın kendisini üretimi onu da söylemekte bir sakınca görmüyorum. Nalan çizdi bunu. Ve kanguru bakım logosuyla biz kanguru bakım kongresini 2020 yılında Türkiye'de yapacağız inşallah. Logonun üstünde ne yazıyor? Kanguru bakımı kaldığımız yerden Nereden devam devam ediyor? yazıyor. Çünkü pamirlik de sonra bebek de ayrıldı ve o ayrılık artık bitmiş oluyor. Hep devam etsin gitsin istiyor birliklerimiz diye o sloganla yola çıktık. Evet. Evet, ünitemizdeki bizim video çekimlerimizde bize yardımcı olan bebeklerimiz bunlar. Evet, aradan 6 ay, 1 yıl geçtikten sonraki halleriyle O gün aşıya içen gelen, bebek evet. sonra bu halde oldu öyle mi? Alttaki Evet, fotoğraf şu. alttaki fotoğraf. Şu öbürü de gene nazar Diğer, stoklarında evet, doğru. annesiyle beraber üçlü çekildiğimiz fotoğraf şeklinde aşıya ve kontrollere geldiklerinde ziyaretleri sırasında çekti bunları. Gerçekten bunları gördükçe de çok mutlu oluyoruz. Müthiş. Çok teşekkürler hakikaten. Elinize sağlık. Evet, şimdi Evet. sorularımızı Sorular alalım. var. Bir kısmını cevapladık ama bir kısmını da bir bakalım böyle hani atladıklarımız var mıdır? Sırayla alabilir miyiz soruları? Biz görebilir miyiz? Nerede var? Yatak büyük ekranda var. Büyük ekrandan bakıyorum ben. Yatak sayınız bir dakika. Ben bir tane soru var zannediyordum. Şöyle Şimdi başlayalım sırayla başlayalım mı? sayalım. Birinciye gelelim mi? Aman tanrım. En son doçentlik sınavında bu kadar zorlanmıştım. Okuyalım bakalım ne diyor? Yazıyı sen okuyabiliyor musun? Ben birazcık uzakta kaldım. Ventilatördeki yeni donör hangi ayarlarla kanguru bakımını alabilir diyor. Ha, onu ben söyleyeyim istersen. Ventilatördeki parametrelerden sadece bir tanesini farklılık yapmaya çalışıyoruz. O da aldığı FiO2'yi bir %10 değerinde arttırıyoruz. Mesela diyelim ki Evet. 40 gibi FiO2 alıyorsa 45'e çıkabilirsiniz. O da bebek eğer tolere ediyorsa, saturasyonları yükseldiyse, 100 gibi olursa bizim bebeklerdeki gibi tekrar eski moduna geri dönüyoruz. Bir tek oynayabileceğiniz parametreler onlar.
Zaten Baba. kötü oluyorsa, çok özür dilerim, o Evet. test sırasında kötü oluyorsa uzatmıyoruz kanguru bakımını. Ama senin de söylediğin gibi bugüne kadar ventil olan bebeklerde hiç öyle bir kanguru bakımını evde kestiğimizi ben de hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Gene baba yapılacaksa da göğsü tıraş etmesine gerek Kesinlikle. var mı diyor. Evet, Kesinlikle ben var. de kesinlikle Yoksa katılıyorum. baba Evet. ya da anne kanguru bakımı değil, hıdır bakımı oluyor. Onu Olmuş. istemiyoruz. Yine teyze alabilir mi diye sormuşlar. Bunu zaten vekil Söyledim. kanguruda söylemiştim. Vekil kanguru dediğimiz olay anneanne, teyze, hala, hatta siz bile yapıyoruz dediniz bazen ama tam Evet. kanguru bakımı değilsin ki kucak Evet, bakımı oluyor. burada Yani bir kucağınıza alıyorsunuz. arkadaşımız vardı. Ne demiş? Kanguru bakımını biz veriyoruz. Çünkü annelerimizin %80'i yabancı uyruklu olduğu için Suriyeli demiş. Bu durumda en iyi şekilde nasıl çözüme gidebiliriz diyor. İşte siz vekil kanguru bakımı yapıyorsunuz ama Evet. gerçek kanguru bakımı için anne şart, tekrar söylüyorum, onun emzirme, bağlanma vesairesi için şart. Ama siz yaptığınız zaman bebeğe huzur, konfor vesaire şeyler verebilirsiniz ama hemşiresiniz büyük ihtimalle ve Suriyeliler herhalde sizin söylediğiniz. Sizin kucağınıza bebeğinizi alıyor olmanız için ten tene temas lazım. Yani bebeğin bir bezi olacak sadece. Nalan'ın söylediği gibi sizin de üstünüzde hiçbir şey olmayacak. Bunu ütenizle yapabiliyorsanız evet o zaman yapın. Evet. Şurada bir soru var, onu cevaplamak istiyorum. Sevgili Ayşe Polat ablamız sormuş. Her Ayşe merhaba. annenin kullandığı önlüğü kendi mi temizliyor yoksa hastane çamaşırhanesi mi diyor? Hayır, Bizim Ayşem şu kendi an çamaşırımız var. Şeyimiz var. Söyleyeyim. yeniden ünitemizde çamaşırhanemiz var bizim. Kendimize ait makinelerimiz var. Orada temizliyoruz. Eğer orası çok dolu oluyorsa bizzat kendim evime götürüp yıkayıp Ama o getiriyorum. makineler şey sanayi tipi çamaşır Ha, şimdi onlar makinesi, geldi tabii ki artık sanayi tipi oraya. çamaşır makinesi, sanayi tipi yani hastane tipi çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Bir aile bağış yaptı bize. Onu da bebeğine çok kanguru bakımı yapmıştık. O da bize böyle bağış yaptı. Yani Evet. genel çamaşırhane demeyelim. Kendimize Evet. has Yeni doğan çamaşırhanemiz içerisindeki var bizim. çamaşırları Evet. yıkandığı çamaşır ailesi var. Öbür soru. Biraz daha bu yazıları büyütmemiz mümkün mü arkadaşlar? Bize Tutacağız. uzakta kalıyor bunlar. Yani okuyamıyoruz, zorlanıyoruz. Bir de ekran çözünürlüğü de kötü. O yüzden gerçek Şöyle. soruyu soran arkadaşlar için şey, gerçekten cevap verebilmek için soruyu bir büyütelim. Tam ekran yapalım. Tamam. Stomach Peki ödeyeceğiz. anne de ıslık olaysa kanguru bakımı alınabilir mi? Maskeyle alınabilir. Hızlıca söyleyeyim. Aynı hastaya kaç gün arayla kanguru bakımı uyguluyorsunuz? Her gün uyguluyoruz. Yani mümkün olduğu kadar sen de söyledin. Gün içerisinde kaç gün arayla değil, her gün uyguluyoruz. O gün içerisinde 4, 5, 6 anne ve bebek ne kadar müsaitse o kadar yapıyoruz. Ve taburcu oluncaya kadar yapıyoruz. Ünitedeki preterm bebeklerde bu soruya geçmiştik pardon. Gece emzirme sütü daha iyi arttırır. Gece kanguru bakımı yapılması daha etkin midir? Gece ile gündüz arasında bir fark yok. Yani hem gündüzde hem gece de kanguru bakımı yapılabilir. Ama gece kanguru bakımı yapılırsa şöyle bir pozitifliği ya da negatifliği var diye bir şey yok. Kanguru bakımında kullandığımız önlükler hangi kumaştan söyledim? Özel üretim onlar. Bir çalışma sonrasında Finlandiya'dan üretilip geldiler onlar. Ve onları kullanıyoruz. Bu önlüklere nasıl ulaşabilirsiniz? Yeniden yoğun bakımımıza çalışmaya başlarsanız ulaşabilirsiniz. Dışarıya maalesef şu an için satışı yok. Patent alındıktan sonra belki satabiliriz. İkinci bir yol bulabiliriz kendimize geçim için. Küvezde kanguru bakım alan bebekler büyürken kucağa alışmış olur mu? Alışıyor zaten. Biz de alışsın istiyoruz. Ben bunu soran annelere ya da babalara bazen diyorum ki hani kucağa alalım mı diyenlere. Siz bu bebeği niçin doğurdunuz? Kucağınıza almak için doğurmadınız mı? Tabii bunun karşı görüşleri de var ama bir bebek kucağa alınması o anneyle ya da babayla arasındaki bağlılığı artırır. Bu kesinlikle olumlu bir şey. Her anne kullandığını kendim mi temizliyor? Ayşe'nin Evet. sorusu bu. Cevap verdik. Kanguru bakımında bir yaş limiti var mı? Evde de devam edilebilir mi? Söyledin Nalan ama geç belki söylendi, açıldı ekran ya da seminer. Yeni doğan yoğun bakımda başlayıp bazı kaynaklar, sen de söyledin, 3 aya kadar, 4 aya kadar, 6 Evet. aya kadar diyor. Bazı kaynaklar da diyor ki bebek kucağa sığıncaya kadar. Yani bebeğinizi kucağınıza alıncaya kadar. Ama buradaki dikkat edecek bir şey, bağlanma yaşı ya da maternal etkilenme yaşı dediğimiz 2 yaş ve 2,5 yaşa üste çıkmaması lazım. O zaman anneye aşırı bağlanma oluyor. Evet, Ama ikinci. zaten 10 saate kadar gelmez. 1 yaşına kadar büyük bir ihtimalle zaten bu kanguru bakımı sonlandırılıyor ama 2 yaşa dikkat edin. 2 yaş sıkıntılı bir yaş. Onun ötesinde kanguru bakımı olmaması lazım. Sonraki soru yatak sayınız ve vardiyalarda çalışan hemşire sayınız nedir? Ayşe Hanım hiç onlara girme. Şu anda kötü günlerdeyiz. Ama söyleyeyim yeni doğan yoğun bakım 36 yataktır. 1, 2, 3. düzey olarak. Hemşire sayımız 40-45 civarında görünmekle birlikte 5-6 tane şu anda hamile olan, süt izninde olan ve raporlu olan nedeniyle aktif çalışan hemşire sayısı şu anda sen daha biliyorsun 32. 32. 32 çalışıyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Gayet de güzel sorular geldi. Umarım seste, teknikte aksaklık olmadan size aktarabileceklerimizi aktarmışızdır. Başka soru var mıdır bilmiyorum. Biraz da uzadı sohbetimiz diyeyim. Yeni doğan yıl bakıma dönecek arkadaşlar ya da çalışmaya dönecek arkadaşlar. Evet, biz Çok teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Umarım bir kere daha buluşma şansı olur. Başka Umarım. konularda da gene böyle sohbetler edebiliriz. Katılanlara, soru soranlara çok çok teşekkür ederiz. Dünkü aksaklık ve sizi beklettiğimiz ve karşılayamadığımız için özür dileriz. Tamamen teknik bir aksaklık. İnternet bağlantısı ile ilgili. Hastane internet izin vermedi. Yani sistem izin vermedi dışarıya seminer yapmamıza ya da video konferans yapmamıza. O nedenle biz de yemedik, içmedik. Burada bir tane otele geldik. Tuttuk paramızla, salonumuzla sizlere geldik. Tabii ki çok teşekkürler. Şaka yaptık. Teşekkürler hepinize ve bunu sağlayan ZBox'a ve sponsor olan Mirpa'ya da çok teşekkür ediyoruz buradan. Evet, derneğimiz adına ben de teşekkür etmek istiyorum ve kısa bir bilgi vermek istiyorum. Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden hemşire Ebru Temizsoy'un tarafından çıkarılmış olan Nenotan Ekstravazasyon Rehberi kitabımız var. Bence bu kitabın her ünitede bulunması gerekiyor ve Tıbbi Yayınlar Merkezi İstanbul'dan da bu yayın evinden de Ebru'nun kitabına daha doğrusu ulaşabileceklerini de buradan duyurmak Ebru'nun istiyorum. rehberlik ettiği ya da moderatörünün yaptığı kitap. Evet, Herkese ellerine kendi sağlık. yanlış olduğu ellerine sağlık onun da. Buradan da yeni doğana böyle bir kitabı katkısı da bulunduğu için kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii bizi dinleyen sevgili yeni doğan hemşirelerine de teşekkür etmek istiyorum. Ve herkese iyi çalışmalar dileyerek de programımızı burada kapatıyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Olur mu?